Evet. Efendim kanka? Abi şu an bavulları indiriyorum otoparka. Saçmalama lan, çıkıyorum şimdi. Gelmem 20 dakika oraya. Hadi bay bay. Yeni bir video, yeni bir vlog. Nereye gider bu vlog bilmiyorum ama bir tane video mutlaka çıkar. Yolculuk Fethiye'ye geçen sefer uçakla gitmiştik 2 video önce. Bu sefer arabayla gidiyorum. Fethiye'de size gösterdiğim o kötü haldeki serayı toplamaya ve içini boşaltmaya gidiyorum. Sonrasında da Bodrum'a geçeceğim. Hem bayramda ailemle geçirmek istiyorum. Hem tatil yapmak istiyorum. Herhalde 3 yıldır falan tatil yapmıyorum temizinden. Bunun da vlogunu yapalım dedik. Şimdi karşıya geçeceğim Anadolu yakasına. Oradan bir arkadaşımı alacağım. Bakalım nasıl video olacak. Hadi. Normalde kendi arabamla geçecektim. Son 2 gün kala çıkmamı babam dedi ki benim arabamla gel. O yüzden bu arabayla geçiyorum. Şimdi çıkayım, trafiğe kalmadan yetişeyim. Çünkü malum bugün Perşembe, yarından itibaren bayram trafiği başlar. Alo! Kardeşim. Neredesin? Neredeyim biliyor musun? 2 dakika yanındayım. Tamam. Seni görünce elim ayağım birbirine dolandı ya. Bodrum'a gideceğim, alır mısınız? Alırım, buyurun. Buyurun. Ve gördüğünüz gibi Fırat Kutmangil evini şu anda terk ediyor. Fırat Bey, son zamanlarda çıkan spekülasyonlar hakkında söyleyemedim. Abi kapı. Katlana, rak, her an katlana, rak, direk, vakit geçer, direk, sallana, rak, direk, biladerim için, biladerim altınım için, yapı biladerim için, bilet. Ya tutarsa, ya tutarsa. Önceden yediğin hurmalar bir gün gelir götünü tırmalar. Estağfurullah, bizim kanalımızda küfür yok. Küfürü kanalından çıkarttın. Aynı cümlede %50 ortaklık teklif ettin. Sen bak sen şunu al. Abi. Bana burada iyi bakılsın istiyorum. İki peynir, bir zeytin, bir de kaprisi var. Bir video çektik, olay oldu. 105 bin izlendi. Bakü sayfaları paylaştı. Rusya sayfaları paylaştı. Vay efendim onunki büyükmüş, vay efendim Fırat'ınki büyükmüş. Önemli olan işlevsellik. Takla dal arkada. Çok haklısın. Takla atar diyen arkadaşa sesleniyorum. Takla atmaz. Gel beraber takla atalım. Ya yok oğlum, bunlar hep şey, bak pazar değdirdi. Öyle çok da beklentimiz yoktu, hatta Fırat benimle dalga geçti. Senin kitlen motovlogdur oğlum, o kadar izlemezler dedi bana. Abi ben bilemedim çünkü hani Utku genelde motovlog çektiği için araba olayları pek izlenmeyebilir. Bayağı yanılmış. Yanıldın. Ağustos'un sonunda hardcore, offroadlu mofroadlu, islenmeli çamurlu, tabii, bol güzel klipli, drone'lu bir tane daha ice class videosu yapalım dedik. Eğlenceli eğlenceli içerikler sunmaya çalışıyoruz. Vallahi diyorum kanala gizli ortak oldu, hiç haberim. Beni arıyor gece 2, kanka şunu yapalım mı kanka. Bu arada çok mutluyum bu durumdan. Çünkü eyvallah. YouTube'a başladığımdan beri ne yapayım şunu yapayım, ne yapayım bunu yapayım. Fırat'tan da böyle destek alınca manevi olarak çok iyi geldi bana. Sen kanalını birazcık lifestyle'da çevirmek istiyorum dedin. Dedim o zaman hani giriyor aklımıza birkaç fikir ama kendi kanalımı açmam. Instagram'dayım ama buradayım abi. Bu adama böyle yapabiliriz, şöyle yapabiliriz falan diye soruyorum. Da sağ olsun kırmıyor, olur diyor. Bodrum videosunu izleyen insanlar ikinci videonun geldiğini öğreniyor. Artı üçüncü videonun da geldiğini öğreniyor ama içeriğinin ne olduğunu daha söylemeyeceğiz. Ben de bilmiyorum. Biliyorsun. Nasıl? Oha. Neydi lan? Keserim burayı. Neydi? Kışın gidiyoruz ya. Aa evet lan. Tamam ya. Özür dilerim. Evet. Bahsedeceğimi düşünmedim. Biz ne yapıyoruz şu an? Bir de onu konuşalım. İstanbul İzmir yeni otobanından Bodrum'a gidiyoruz. Bodrum'a gidiyoruz. Geçen haftaya kadar beraber Bodrum'a gidiyorduk. Bodrum'a takılıyorduk. Hesabımız böyleydi. Sera'nın toparlanma işlemleri bayramdan önceye tekabül ettiği için benim Fethiye'ye gitmem gerekti. Ama söz ağızdan bir kere çıktı. Fırat'la beraber Bodrum'a gideceğimizi anlaşmıştık. Dolayısıyla ben Fırat'ı Bodrum'a bırakıp gece Fethiye'ye devam edeceğim. Çok memnunum. Rica ederim. Sağ ol. Ben sana şöyle iniyorum ben. Bu adam kim? Sen kimsin baba? Aleykümselam baba. Aleykümselam baba. Yolculuğun yarısında şoförlük yaptığınız için çok teşekkür ederim. 2-3 gün sonra bekliyorum sizi Bodrum'a. Gelin takılalım. Evet abi, sabah 5.50 geçiyor. Kamerayı mamerayı almadım. Sera'ya geldik. Şimdi içeriği falan da gösteririm. Karanlık diye bir bekliyoruz. Gel babacığım. Gel sarılalım. Tamam sarılalım. Böyle duralım. Böyle durmadığımız zaman çıldırıyor. Heh. Güzel mi böyle?
Saat 8'de falan hava yavaş yavaş ısınmaya başlıyor. 9.30, 10, 10.30 dedim mi artık çalışamayacak hale geliyorsun serada. Zaten tam böyle aynı dönemlerde, aynı saatlerde herkes mola veriyor. Fethiye'de garip bir çalışma sistemi var. Yani sabah 5, 5.30 gibi başlıyorsun. 11, 10.30 biraz havaya göre değişiyor. Sonra 3'e kadar yatıyorsun. Sonra tekrar 8, 8.30'a kadar çalışmaya devam. Çünkü bu öğle aralığında içerisi 45 derece, belki hisseden 50 falan olabilir öyle. Şakır şakır ter damlayacak hale geliyorsun içeride. Şimdi işte mola vermemize bir 2, 2.5 saat falan var. Sonra akşam çalışmaya devam. Lanet olsun bu sevdaya. O başa gelen düşüyor, başa gelen düşüyor. Sen arkadan itiyorsun, o başa gelen düşüyor aşağıya. İstersen bir örnek göstereyim. Ama hemen burada kameraları oynamaya başladın. Hemen kameraları... Gören de sanır sanki böyle hep. Hep elinde kamera, hep geziyorsun ne zaten. Ne alakalı, hiçbir şey çekmedik aksine 2000'de ya. Aaa. Gördüğünüz alanın tamamını Utku ile birlikte boşalttık. Ama şimdi çekim ya, çekim yapıyor ya onun için. Evet, gördüğünüz parseldeki saksıları bitirdikten sonra işimiz bitecek. Yaklaşık 1 saat, 1.5 saat sürer diye düşünüyoruz. Buradan otele yola çıkacağız. Orada bir duş alıp hazırlanacağız. Akşam da Bodrum'a yola çıkacağız. Ondan sonrası bayram tatili. 2 günde ben çok güzel stres attım abi. Çok rahatladım yani burada. Vurkır parçalı üstümü batıra batıra. Bu stres attık artık. Keyifli bir bayram tatili. Pişimle beraber. Y'all see me flying, never drop down. Drop down, smoking high, am I am not round. I'm not round, no denying what I got now. I got now, keep an eye out, keep it locked down. Locked down, see me flying, never drop down. Drop down. 4 gündür tam anlamıyla tatil yapıyorum. Yani hayatımda yaptığım en dolu bayram tatili falan diyebilirim. Çok rahat. Cumartesi akşamından beri Bodrum'dayım. Bugün günlerden perşembe, bir 5 gün kadar oldu. 5 gündür gündüz deniz, güneş, akşam gezmek. Gerçekten 5 gündür yaptığım şey bu. Bugün Bodrum'un son günüydü. Yarın sabah erkenden Fethiye'ye geçeceğiz. Teknelerin hem teslimi hem de yeni müşterilere devri var. Dolayısıyla bunun bir temizlik süreci, giriş çıkış işlemleri olacak. Ben de bunun için de yardıma gideceğim Fethiye'ye. Bir 2 gün kadar da orada kalacağız. Sadece yattık ya. Hiçbir şey yapmadık. Normalde ben bayram tatilinde İstanbul'da motora binerim. İstanbul'un ne kadar boş olduğu ile ilgili yorumlarım olur. Videolar çekerim. Biz genel havuzundayız. Komşularımız var. Burası da benim evin en sevdiğim bölgesi. Böyle otur buraya, 8 saat 10 saat vakit geçir. Buradan manzarayı izle. Oo, Fırat yazmış. 8-8.5 yalıka bak. Yemek yiyelim. Sonra dönerim. Bavulu mavulu hazırlar, toparlar. Yarın sabah erkenden yola koyulurum. Günaydın. Evet, Utku FM radyolarında bugün saat 8:48 geçerken Bodrum'dan çıkalı bir 20-25 dakika falan oldu. Bizimkilerle beraber arkadan ben direkt bassak 12'de falan orada oluruz da kardeşimin yelken kampına da uğrayacağız. Galiba onu izleyeceğiz de gidince anlayacağım. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yelken öğrenmek için bir haftadır Marmaris'in Karacasuit diye bir yerinde oyundan dolayı değil mi? Kardeşim ufak. Son 5 yılda 5 santim falan hayır, uzadı. Hayır, ben 1 yılda 6 santim uzamışım. Son 1 yılda 6 santim. Onun önceki 4 yıl hiç uzamadı. Hep aynı şey. Doğru mu? En son ölçtüğümde 1.35'im, şu an 1.38'im. Şimdi diyeceksiniz ki madem 1.38 niye bu boylarda? İnsan şampunu sevdi. Artık bir insanı kütükle beraber gezdireceğiz ki benimle aynı boyda olsun. Yapacak bir şey yok. Ne yapacaksınız? Siz dışarı çıkacaksınız. Size bir neler öğrendiğinizi göstereceksiniz bu bir haftada. Sonra insan Bodrum'a gidecek geri. Evet, ben Fethiye'ye gideceğim. Bodrum'a gideceksin geri. Fethiye'ye gideceğim. Bodrum'a gideceksin geri. Fethiye. Oha, elini ağırlaşmış. Bodrum'a gideceksin. Ne yapıyorsun rahatsız? Evet, Love Sail ofisteyiz. Fethiye'ye geldik. Aslında dün geldik. Dün akşam da bir haftalık charter'a giden teknelerin akşam gelip iskeleye yerleştiği, müşterilerimizin ayrıldığı ve ertesi güne hazırlanmak için bırakıldığı bir gündü. Malum haftalık kiralanıyor katamaranlar ve manoller. Uzun dönem kiralananlar da var ama genelde bir hafta, az olarak da 2 hafta falan. Sadece bir tane teknemiz dışarıda. O da şu anda Marmaris'in bir koyunda. Diğer teknelerimiz ise burada. Şu an burası bizim olduğumuz yer. Böyle değil. Böyle koymadık ama. Evet, yine otel.
evdeyiz. Yine düğün var. Bu sefer düğünden başka şöyle bir şey var. Şöyle arkadaşlar gelmiş. Hayır. Bir değil, iki değil, üç değil, dört. Dört de şurada. Bu arkadaşlar Romanya'dan gelmişler. Bir hafta falan burada kalacaklarmış. Altı arkadaş, dört tane GTR'le buraya gelmişler. Vay anasını sayın seyirciler. Ben buna bittim ama bu inanılmaz. Dün akşam birazcık sohbet ettik. Bir hafta falan burada kalacaklarmış. Şimdi tanımadığım için arabaların içine bakayım işte bir turlayalım, gazlayalım falan diyemedim ama çok samimi insanlardı. Sadece akşam saatiydi ve çok müsait değillerdi. Bu da sol arkadaş bak. Pazar sabahının engin sularında Böcek Marina'da uyanamadım. Tekne geçen hafta kiralanmıştı. Bu hafta geri döndüğü için. Her şey yok iyi mi? Geçen hafta verdiğimiz gibi mi? Bunun kontrolleri. Klasik oteldeki check-in check-out gibi düşünebilirsiniz. Oradan İzmir'den amcamı alacağız bugün. Ve sonunda İstanbul. Şimdi tabii ben yeni uyandığım için tamamen aklımdan çıkmış. Fethiye'de Göbün Koyu var. Göbün Koyu'na geçmemiz lazım. Göbün Koyu'na da geçebileceğimiz en yakın noktalardan bir tanesi Salsala. Botla Göbün Koyu'na geçip orada tekneyle ilgili bir işlem yapacağız. Tekneyle bir koy değiştireceğiz yani işin özeti. Burası kahvaltı edebileceğiniz en güzel yerlerden bir tanesi. Akşamları da restoran oluyor. Bayağıdır gelip gidiyoruz buraya. Tekneye baktık, kahvaltı ettik. Teknelerle ilgili beni en çok şaşırtan şey böyle bir teknenin ne kadar yeni gözükse de tamam evet yaşı birazcık belli oluyor ama 99 model olması. Şu an anlayabiliyorum ama ilk başlarda teknelerle ilgilenmeye başladığım zaman şu tekneye 99 model hayatta demezdim. Ona biraz zamanla alışıyorsunuz. Ya böyle arabadaki gibi çok belli olmuyor işte kasası, modeli. Biraz teknolojisinden, biraz tasarımından. Bence bariz belli olmuyor. Burada işimiz bitti. Şimdi botu bekliyoruz çünkü buraya herhangi bir kara ulaşımı yok. Kara ulaşım olmadığı için de müsait oldukça botlarla oradan arabayı alıp bütün 10 gün boyunca gezdim abi. Sera topladım, teknede gezdim, iş çalıştım, tatil yaptım. Geldiğim nokta bu. Ama seviyeyi en üst noktaya taşımışsın, helal olsun. O zaman tokuştur. Aa, aynı anda aklımıza geldi. Bir şey değil mi? Kanka normalde burası çok güzel bir çorbacı. Çorbası da güzel, işkembe içtim. Ama kanka ben kaliteli işkembe sevmiyorum bak. Ben bunu anladım gerçekten. Çöp olacak değil mi? Aynen abi. Bir şey vardır hani yol kenarlarında falan böyle çorbacılar vardır ya. O çorbacıların çorbasının tadı, işkembesinin aslında hiçbir şeye benzemez. Ama abi üstüne acıyı ekersin, buzu muzu her şeyi doldurursun. Ondan sonra bir güzel gelir o. Abi ben bunu anladım. Ben kaliteli sevmiyorum. Peki zaten. Bunu tam olarak şu anda mı anladın? Tam olarak şu anda mı? Tamam. Aslında birkaç gündür düşünüyordum. Ben vizyonsuzum galiba. Bunu mu düşünüyordun birkaç gündür? Evet abi.